Deprem Fatih'in yaptığı şey bu. Yapının altından güvenli bir şekilde kayarak, yani yer hareketlerini, yer enerjisini yapıya yansıtmaz. Bypass eder. Deprem Fatih yükü temele eşit şekilde yaydığı için binanın üstünü koruduğu kadar binanın altını, yani temelin altını, zemini de korur. Yani yüzlerce depremi Deprem Fatih'i devamlı atlatabiliyor. Derhal izolatörlerin yerleştirilmesi lazım. İster kauçuk olsun, ister sarkaç olsun, ister Deprem Fatih olsun. En büyük oğlum ismi Fatih Sultan Mehmet'ti. Bir yıllık mühendisken en son Kadıköy metrosunda gece şantiye şefiydi. Orada 36 saat çalışıyor ve uyudu. Trafik kazasında maalesef kaybettik evladımızı. İsmi de Fatih Sultan Mehmet olduğu için hem şirketin adını, Arge şirketin adını FSM Doğan olarak koydum. Hem de projenin adında Deprem Fatih'i koydum. Ona atfen koydum Deprem Fatih ismini. 1999'daki 17 Ağustos'taki depremden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde Bayındırlık Bakanlığı 34 bin sanırım tecrübeli, fiili tecrübesi olan, 12 yıl tecrübesi olan inşaat mühendisini resen bir göreve çağırdı, kurs verdi bunlara. Ve bu kursun sonunda da bir sınava tabi tuttu ve sınavda ilk 500'e giren inşaat mühendisine proje kontrol müşaviri, PM diye bir belge verdi, yetki verdi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Sorumlu olaraktan bütün deprem bölgesine yönlendirdiler. Biz orada denetleyen yoktu, bilmem ne yoktu. Tamamen yani Allah'la kendi vicdanı aramızda görevi yapacaksınız dediler. O bölgede tabii bizim yapacağımız şey neydi? Bina güçlendirme projeleri, bina performans analizleri ve bina hasar tespit sınıflandırmaları. Tabii orada bu işe girdikten sonra hele hele bir de uygulamaya geçince, yani siz projeyi istediğiniz kadar güzel yapın, uygulama farklı bir şey. Orada çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Eski elemanla, yani mevcut yapının kolonuyla, kirişiyle, temeliyle bir proje hazırlıyorsunuz. Elemanı evlendiriyorsunuz, yani birleştiriyorsunuz. Birbirine uyum sağlamıyor. Tabi oradaki onun sakatlıklarını gördüm. En önemlisi bizim statik hesaplarımızın, biz lineer depreme göre hesap yapıyoruz. Lineer deprem dediğimiz çizgisel, doğrusal, yani yer hareketinin bu şekilde gelip gittiğini düşünün. Ancak lineer deprem yok. Deprem fay kırılmasının neticesinde meydana gelen bir şey. Önce birinci dalgalar geliyor. Birinci dalga. Ondan birkaç saniye sonra da ona dik olaraktan ikinci dalga geliyor. Şimdi deprem başladığı zaman lineer depremdir. İkinci dalga geldiği zaman bu şekilde bir elipsiyal harekete, yani yapıda bir burkulmaya yönelik bir hareket, deplasman veriyor. Şimdi merkez karşı kuvvetine maruz bırakıyor. Şimdi bizim statik hesaplarımızsa lineer depreme göre. Bu kesinlikle yanlış. Bütün dünya da bunu yanlış biliyor. Yani biz de ülke olarak da bunu yanlış yapıyoruz. Dünya da bunu yanlış yapıyor. Bunun bir kere hatasını gördüm ben. Ve ondan sonra güçlendirmenin aksaklıklarını gördüm. İşte filiz ekme diye bir hadise vardır. Onu uygulanamıyor. Sonra eski elemana, yani eski kolona siz filiz ekmek için darbeli matkapla delik deliyorsunuz, onu temizliyorsunuz, epoksiyle, dondurucuyla, filiz 20'lik demiri, 16'lık her neyse, projede ne varsa onu oraya yapıştırıyorsunuz. O deliği delene kadar zaten mevcut elemanı perişan ediyorsunuz. Yani işini bitiriyorsunuz. Dolayısıyla güçlendirmenin de işin doğrusu doğru bir şey olmadığını kanaatine getirdim. Biz inşaat mühendisi deprem fazla bilmeyiz. Bize bazı parametreler verirler, yer bilimciler. Biz onu da donörlere koyarız statik hesabımıza ve binayı tasarlarız. İşte deprem öğrenmeye çalışırken bu lineer depremin olmadığını gördüm. Yani statik hesabın yanlışlığını da orada gördüm. Depremin hızlarını, ivmesini, deplasmanlarını, bunları gördüm ki bize öğretilenler şey bambaşka bir dünya. Tabii depremin nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu, onun çözümüne gittim. Çözümü neydi? Bunun için de bir inşaat malzemesi lazımdı. Bu da nedir? İzolatör, sismik izolatör. Tabii ben bunun adını, sönümleme oranı çok yüksek olduğu için, %99'un üzerinde olduğu için adını da Deprem Fatih olarak koydum. Niye Deprem Fatih? Şöyle ki benim projeye başladığımda, benim 4 çocuk babasıyım. İşte çocuklar da hani armut dibine düşer derler. Hepsi de mühendislik eğitim almak istedi. Ben işte 4'ü de mühendis oldu çocuklarımın.
En büyük oğlum ismi Fatih Sultan Mehmet'ti. Bir yıllık mühendisken en son Kadıköy metrosunda gece şantiye şefiydi. Orada 36 saat çalışıyor ve uyudu. Trafik kazasında maalesef kaybettik evladımızı. İsmi de Fatih Sultan Mehmet olduğu için hem şirketin adını, Arge şirketin adını FSM Doğan olarak koydum. Hem de projenin adında Deprem Fatih'i koydum. Ona atfen koydum Deprem Fatih ismini. Deprem Fatih'ini tabii biz nasıl çözeceğimizi bulduktan sonra Arge'sine başladık. Türk Patent Kurumu'yla Sanayi Teknoloji Bakanlığı. O zaman bir uluslararası buluş fuarı diye bir buluş fuarı düzenlediler. Birinci fuara ben, tabii patent bilgiler de ellerinde olduğu için patent kurumunun, beni davet ettiler ki ülkemizi temsil et diye. Tabii biz de memnuniyetle, bizim için mevzu bahis vatansa gerisi teveruattır. Gittik. Bir animasyon videoyla katıldık birincisine. Bir sene sonra ikincisini düzenlediler. Dediler ki ya bir şey yap, yani bir deney masası yap, işte üzerine Deprem Fatih'ini koy, onun üzerine binayı koy. Benim de tabii çok arzu ettiğim bir şeydi ama henüz Arge'ye başlamamıştım. Dedim ki ya bu daha Arge'si yapılmadı, yani bunu bu şekilde yapmak ne kadar doğru, sen yap dediler. Biz de tabii devletimize güvendik. Bakanlıklarımız, AFAD Başkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığımız bunlara şu anda destek veriyorlar. Deprem Fatih koyduktan sonra binada ne kadar tasarruf oluyor yani betonarmede. Onun için de ya %60-80 gibi o bantlarda dedim, iki tane çözüm yapıldı. İki tane çözüm yaptılar. Biri %55 olarak sönümlediler, biri de %80 sönümlüyormuş gibi statik hesap yaptılar. %55 sönümlemede %30'a yakın tasarruf çıktı. %80'de de %40 tasarruf çıktı. Tabii bunun kararını devletimiz verecek, yani bakanlığımız verecek. Şimdi literatürü taradığın zaman sen orada ne yaparsın? Geçmiş izolatörleri kurursun. Diğer izolatörler sürtünme esaslı çalışıyor. Sürtünme esaslı. Yani sürtünerek, yırtılarak enerjiyi sönümlüyor. Enerji, bir enerji var. Bir enerjiyi sönümlemeniz lazım. Yani şimdi siz izolatör yokken yapı nasıl işte depremde yıkılmaması için ne yapacak? Birleşim noktalarından biz kirişleri zayıf yaparız kolonlardan. Oralar kırılsın, yapı elastikiye dalsın, yapı göçmesin. İnsanlar sağlam çıksın. Ha bir de şu inanış var. Ya benim yapım işte hasar gördü. Kardeşim canını kurtardığına dua et. Yani inşaat mühendisleri bunu biz tasarlarken yapı hasar görsün ama insanlar canlı çıksın diye tasarlarız. Yani şuna da inanmasınlar. Ya işte ben yaptım, benim binam hasar gördü ayakta ama hasar gördü. Sen orada canlı çektiysen hasar gördü inşaat mühendisini sorumlu tutamazsın. Veya da yapan adamı sorumlu tutamazsın. Önemli olan orada canlı çıkmak. Çünkü deprem hasar görerek depremi sönümler bina. Şimdi bu izolatörlerde hasar görerek, yırtılarak sürtünme teknolojisi olduğu için bizim teknolojimiz tamamen farklı. Bizde sürtünme yok. Yani binde 2-3 gibi orada bir işte malzeme, onu da biz ayarlayabiliyoruz. Binde 1'e de indirebiliyoruz. Eğer diyelim ki nükleer santralde kullanılacaksa izolatör, bunu yani %100'e yakın, yani %99.99 gibi yok edebiliyoruz. Yani sürtünme olmadığı için sönümleme oranı yüksek. Ve yapıda sürtünme olmadığı için malzemeler bir hasar görmüyor. Yani yüzlerce deprem Fatih'i devamlı atlatabiliyor. Böyle de bir durum var. Sönümleme oranı çok yüksek olduğu için Deprem Fatih'in ömrü bina ömrünün en az iki katıdır. Deprem bu şekilde bir hareket yapar. Yani yıldız çizer gibi iki boyutlu bir hareket yapar. Tabii yapıya da bu şekilde merkez kaş kuvvetine maruz bırakır. Ve yapı burkulur, yıkılır. Dayanamıyorsa tabii. Burkulur, yıkılır. Deprem Fatih yaptığı şey bu. Yapının altından güvenli bir şekilde kayarak, yani yer hareketlerini, yer enerjisini yapıya yansıtmaz. Bypass eder. Deprem Fatih yükü temele eşit şekilde yaydığı için binanın üstünü koruduğu kadar binanın altını, yani temelin altını, zemini de korur. Gerilme yığılması, yük yığılmasına engel olur. Üstünü koruduğu kadar zemini de korur. İzolatörlerin yerleştirmesi lazım. İster kauçuk olsun, ister sarkaç olsun, ister deprem fatih olsun. Yani insanlar onları kendileri incelesinler, baksınlar. Hangisini koyarlarsa birini ama mutlaka koysunlar. Yani öbürü %20 ise o da çok kıymetli bir katkı, %20 azaltmak. Birisi %30 ise o da çok kıymetli katkı azaltmak. Birisi %99'a, o da kıymetli. Önce bütün kolonları mantolayacaksınız. Mantoladıktan sonra tek tek yapılması lazım bunu.
Tek tek veya iki gün. Niye? Çünkü diğer kolonlar o anda deprem olabilir, bilmem ne olabilir. Onun için tek tek yapılması lazım. Bir kolonu kestiniz, izolatörü getirdiniz, yerleştirdiniz. Yerleştirdikten sonra da tabii bu çok hassas olması lazım. Bunları kesinlikle inşaat mühendisi, jeofizik mühendisi ve makine mühendisi bulunması lazım. Haritacı bulunması lazım. Yani bu ekibin içerisinde bunlar mutlaka olması lazım. Bir milim kaldırıyorsunuz. Bir milim. Yani gerilmeyi alıyorsunuz, yük alıyorsunuz. Bu kamyon kirikosu yok mu? Onun gibi kirikonun, tabii onun daha gelişmişi. Öyle bir şey düşünün. Onunla özel hidrolik şeylerle, yani kiriko usulüyle bir milim kaldırıyorsunuz. Gerilmeyi aldıktan sonra kolonu kesiyorsunuz ve getirip izolatörü yerleştiriyorsunuz. O kirikoyu geri indiriyorsunuz. Yani izolatörün üstüne indiriyorsunuz. Ondan sonra diğer kolonlarda tek tek tamamını, bütün kolonların tamamını, yani ikisi, üçü, beşi, yarısı değil, bir tane bile bırakmayacaksınız. Yani binayı izolatörlerin üstüne koyacaksınız. Bunu koyduktan sonra da tabii izolatörleri tek tek şey yaparken kitlemeniz lazım. Yani bütün izolatörleri bitmeden kitlemeniz lazım. Yani çalışmaması lazım. Niye? O anda deprem olur. Siz binanın yarısı kaydığını düşünün. Öbür taraf rigittir. Yani kalanı da yıkılmayacak binayı yıkar atarsınız. Altınızda da kalırsınız. O yüzden izolatör yerleştirildiği zaman bütün tamamı bitene kadar kitlenmesi şart. Bittikten sonra anahtarlarını açacaksınız. İzolatör faaliyetini gösterecek. Şimdi güçlendirmeyle izolatör, özellikle deprem fatihini mukayese etmek, yani bilen bir insan için ayıptır derim. Yani bu olmaz. Çünkü güçlendirmede siz mevcut yapıyı zaten hasar veriyorsunuz. Aderansını çözüyorsunuz. Şimdi aderans dediğimizde demirle betonu siz birleştirdiğiniz zaman betonun demiri, donatıyı tutması ne kadar iyi sıkıştırırsanız donatıyı aderansı sağlarsınız. Bu aderans olmadığı sürece demirin betonu bir işe yaramaz. Onun için güçlendirme yaparken filiz ekeceksiniz. Filizdeki yapıya vurduğunuz darbelerde, titreşimlerde o aderans zayıflayacak. Bir de güçlendirmedeki ne yapacaksınız? İlave perdeler koyacaksınız. Yapıya bir ağırlık vereceksiniz. Şimdi deprem kuvveti diyoruz, yapıyor şu kadar vuruyor, bu kadar vuruyor. İlahi bir güç gelip de yapıyı yumruklamıyor ki. Yapının kendi ağırlığı vuruyor ya depremde. Yapı ne kadar hafif olursa o kadar az darbe alıyor. Güçlendirmede zaten ben bunun sakıncalarını gördüm. Onun için bıraktım güçlendirmeyi de yani. Birçok şeyle yani anlaşma yaptığımız, projesini yaptığımız, ta o zaman hatta mahkemelik olduğum şeyler oldu. Bıraktım yani çünkü şey felaket bir şey. Şimdi güçlendirmeden bizim dönemimizde herkes çok para kazandı. Ben de kazandım ama buna rağmen de millet 4-5 yıl devam etti. Ben daha ilk 6 ayda ve 7 ayda veya güçlendirme işini bıraktım. Çünkü sağlıklı değildi. Yani insanlar gönül rahatlığıyla o işi güçlendirme yapacaktı. Siz de yetkin bir mühendissiniz, uzman bir mühendissiniz. Devlet de size yetki vermiş. Adam size inanıyor. Evini güçlendiriyorsunuz. O da gönül rahatlığıyla orada oturacak. Böyle bir sorunu nasıl alabilirdim ki? Ben aldığım inşaatları da bıraktım ve güçlendirmeyi yapmadım. Biz işte Avrupa'da EPO patentini, Amerika Birleşik Devletleri'nde United States patenti, ülkemizdeki Türk patenti hepsini aldık. Yozgat Boğazyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 bin metrekare arsa tahsis edildi. Ocak ayında aldık. Şu anda proje çalışmalarını yapıyoruz. Bir aya kalmadan da inşaatına başlayacağız. 3 ay kalmadan da inşaatını bitirip üretime geçeceğiz. Ancak bizim Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikamız üretim için hazır. Konya'da ve Kayseri'de de üretmeyi düşünüyoruz. Yani hazır olaraktan. Çünkü deprem fatihini yapacak Türkiye'de diyelim ki günde eğer 10 bin tane mi lazım? Yani en az 1000-1500 tane fabrika deprem fatihini yapabilecek kapasitede. Üretimde hiçbir sıkıntı yok. Bütün ihtiyacı karşılarız. Deprem fatihinde kat sınırlaması yok. Bir inşaat mühendisi meslektaşım, bir mimar, zaten mimar inşaat mühendisi ortaklaşa projeyi tasarlarlar. 100 katlı, 200 katlı binayı taşıtabiliyorlarsa, tasarlayabiliyorlarsa deprem fatihi olaraktan en az 5 katı emniyetle taşıyoruz. Yani kat sınırlamasında hiçbir limit yok. Bu acımız kesinlikle 100 yılın felaketidir ve bunu mutlaka aşacağız. Mutlaka ve mutlaka aşacağız. En kısa sürede aşacağız. Buna hiç devletimizle, milletimizle, halkımızla bunu aşacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Atatürk'ümüz ne diyor? Bir Türk dünyaya bedeldir.
84 milyon Türk var. Yurt dışındaki Türkleri de sayarsak 350 milyon Türk var. Onlar da bizim yanımızda olacak. Aşacağız bunu, hiç kimse merak etmesin. Ve daha iyi yerlere geleceğiz, inanıyorum buna.